Ne kadar uzağa giderseniz gidin, İstanbul hep peşinizden gelir. Arkanızda kaldı sanırsınız, bir bakarsınız yine karşınıza çıkar. Bir bağlantıyla, birbirinden güzel bilmediğiniz yeni hikayeleriyle. İstanbul'un içinden, yeni şehirlerden geçerek Sultanbeyli'ye doğru yol alıyorum. Ama bu aslında tarihin, masalların, efsanelerin kenti İstanbul'a bir geri dönüş oldu. Büyük imparatorluklar, kuşatmalar, surlar. Bir orman yolunda buluyorum kendimi. İstanbul'un içinde görmeye hasret kaldığım çam, gürgen, meşe ağaçlarıyla kaplı bir orman yolu bu. Dünyada sadece İstanbul'un bu noktasında bulunan İstanbul çiğdemi kim bilir nerede? Çıkıyorum. Çok yükseklere, tepelere, herkesin ulaşamayacağı yerlere. Bölgenin en yüksek tepesi burası. Kuş cıvıltılarına Ağustos böceği seslerinin karıştığı, yukarı tırmandıkça rüzgarın uğultusunun bütün sesleri bastırdığı o yemyeşil yolun sonunda karşılaşıyorum onunla. Bir mücevher var karşımda. Yüzlerce yıl ağaçların koruduğu, ormanın üzerine kapandığı çok değerli bir mücevher. Sessizlik içinde pırıl pırıl parlıyor. Bıraksalar nefes almayacak ve hiç durmadan anlatacak. Ürperiyorum. Aydos, bir Bizans kalesi. Rumca adı Aetos. Aetos, kartal demek. Osmanlılar alınca Aydos'a dönüşmüş. Bir zamanlar etrafı gözlemeye yarayan kulelerine dokunuyorum. Gerçekten de tam bir kartal yuvası. Her yere hakim. Düşünüyorum da Aydos, efsanelerin içinde bir tür bulutuyla adeta gizlemiş kendini. Surlarının bile üzerini kapatmış. Telaşlı adımları, koşuşturmacaları kendine saklamış. Aydos'ta başlayan ve uç gazilerinin muhteşem desteğiyle devam eden süreç, Fatih'in karada ve denizde sürdürdüğü kararlılıkla İstanbul'a kapı açmış oysa. Aydos tepede fethi güç bir kaledir. Aydos Kalesi'nin Osmanlılar eline geçmesi Gazi Rahman yahut Abdurrahman'la ilgilidir. Aydos Kalesi bir tarihte Kandıra'da yerleşen Akçakoca'nın emrinde genç ve atılgan bir uç gazisi, hudut gazisi tarafından işgal edilmiş. İzmit fethine kadar, İzmit fethi 1337'dir. Kandıra'ya Akçakoca'nın gelmesi ise 1305'lerdedir. 1305'ten sonradır. Uçsuz bucaksız manzaraya bakıp Abdurrahman Gazi'yi hayal etmeye çalışıyorum. Orhan ve Osman Gazi dönemlerinde yaşamış atılgan, gözü pek Rahman Gazi. Gözlerimi kapıyorum ve eski günleri düşlüyorum. Bundan yaklaşık 100 yıl önce 1243'te Anadolu Moğolların hakimiyetine girmişken Moğollar kendileri gibi harp teknolojisini çok iyi bilen, çok iyi at binen, çok iyi ok atan savaşçı Türklerle karşılaşıyor. Kıran kırana savaşların yaşandığı, ticaretle çatışmaların iç içe geçtiği dönemler bunlar. Türk hanedanları İslam ve gaza ideolojisinden güç alarak ilerliyor. Bizans bazı sınır bölgelerinde yerli Rum idarecileri olan tekfurlarla sınırlarını korumaya çalışsa da Osman Bey ve Orhan Bey fetihleriyle tarihin seyrini değiştiriyor. Gazi oluyorlar. Osmanlı Devleti'ni kuruyorlar. İmparatorluğa giden yolda yiğit gazilerle ilerliyorlar. Kalenin heybetiyle kendime geliyor. Aydos Dağı'nın kuzeydoğu tarafında ve deniz seviyesinden 328 metre yükseklikteki uzantısı üzerindeyim. 200 metrelik bir vadiyi görebilecek noktada. Samandıra, Sarıgazi, Kartal
Pendik, Maltepe, Paşaköy, kuş uçuşu kadar yakın. Bugün şehirleşmeyle o günlerini kolay anlayamasak da eski günlerde o kadar anahtar konumda ki. Bizanslılar bu bölgeye Mezotinya diyor. Akçakoca liderliğinde Rahman Gazi tarafından fethedildikten sonra Kocaeli adını alıyor. Osmanlıların Kandıra'dan sonra ilk fetihleri Samandıra'dır. Samandıra, Üsküdar'dan gelen büyük yolun üzerindedir. Osmanlılar evvela Samandıra'yı alırlar. Oradan tepedeki bu Bizans Kalesi'ni alırlar ve Abdurrahman, Gazi Abdurrahman orada yerleşir. Bir uç, yani Serhat Gazisi olarak orayı bir akın merkezi haline getirir. Buradan Gazi Rahman akınlar yapmakta. Üsküdar'a ve Boğaz'a akınlar yapmakta. İstanbul'da büyük bir telaş ve korku var. Bizans için bu bölge İstanbul'un hemen karşısında çok önemli bir bölge olduğu için stratejik bakımdan buraya Bizanslılar asker gönderirler. Rahman'ın işi çok güçtür. Bizanslılarla çetin savaşlar olmaktadır. İstanbul'a açılan bu ulaşılmaz kartal yuvasına yerleşen Gazi Rahman, askerleriyle Bizanslılara karşı akın yapar, meydan vermez. Aydos'un gözlediği meşhur ordu yolunu düşünüyorum. Üsküdar'dan gelen, Anadolu'ya uzanan ordu yolunu görüyor. Kimin eline geçerse onu güçlendiren yolu. Ormanı yaran adımları, telaşlı ayak seslerini duyar gibi oluyorum. Düşmanın her hareketini, sefer ve ticaret yolundan geçen kervanların her adımını görecek ve gerekirse hemen müdahale edecek mesafede. Çocukluğumda tarihi roman okumaya çok meraklıydım. İlk okuduğum romancılardan bir tanesi Feridun Fazıl Türbençi'dir. Onun Osmanoğulları adında bir romanı var. Yani Osmanlı tarihini Osmanoğullarından başlayarak dönem dönem romanlaştırmış önemli bir romancıdır. Tarihi romancı ama nedense az biliniyor. Osmanoğulları romanında Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu anlatıyor tabii. Osman Gazi, Orhan Gazi vesaire. Efsaneye karışmış bir çeşit masal gibi çok zevkli okunan bir hikayeydi o. Ta o zamandan benim aklımdadır. Aydos Kalesi Tekür'ünün kızıyla Aydos Kalesi'ni fetheden Gazi Rahman arasındaki aşk. Bu Aydos Kalesi'ni ta o zamandan yani çocukluğumdan beri bilirim ama bu kalenin var olup olmadığını yakın zamanlara kadar bilmiyordum. Galiba kimse de bilmiyordu. Osmanlı tarihinin o kuruluş dönemi çok karanlık. Fazla vesika olmadığı için de fazla masal. Ama bazen masallar, efsaneler bana gerçek belgelerden tarihi daha sahih anlatıyormuş gibi geliyor. Yani o aşk macerası da böyle çok sahihmiş gibi gelir bana. Rahman Gazi ile Tekfur kızının aşkı Aydos'un en çok bilinen hikayesi. Efsaneler kenti İstanbul'un fethinde tarihe not düşülmüş ilk masallardan belki de. Tarihçiler not düşmüş, çok sevilmiş. Yüzlerce yıl kulaktan kulağa anlatılmış. Günlerden bir gün güzeller güzeli, deyin ki ay parçası bir kız, düşünde Peygamber Efendimiz'i görür. Bu düşün arkasından kendisini bir çukurda bulur. Çaresiz ve perişan haldedir. Tam o sırada çukurun başında nur yüzlü, yakışıklı bir delikanlı görür. Onu çukurdan çıkararak temizler, yeni elbiseler giydirir. Uyandığında gencin yüzü gözünün önünden gitmez, gönlüne düşer. Günler, geceler boyu bu düşün etkisinde kalır. Kimine göre altın sarısı saçları ay ışığı gibi parlayan, dolunay kadar güzel bir kızdır. Kimine göre güzelliğinden çok cesur ve inatçıdır. Kimine göre Kale Tekfuru'nun kızı, kimine göre de yeğenidir. Bu düş sonrası Osmanlılar kaleyi kuşatmışken güzel ve cesur kız düşman safında savaşanlar arasında rüyasında gördüğü kişiyle karşılaşır. Hemen bir mektup yazar, rüyasını anlatır ve bir de söz verir.
mektubu bir taşa yapıştırarak surlardan aşağı atar. Taş Rahman'ın önüne düşer. Rahman mektubu alır, komutanı Akçakoca'ya götürür. Rumca yazılmıştır mektup. Derhal yazıdan anlayanlara gösterilir. Kaleden çekilir gibi yapın. Bir gece tayin edin. O gece kalenin kapılarını açıp size teslim edeceğim, der son sözünde. Efsaneler vasıtasıyla bir zihniyet dünyasına girersiniz. Bu Aydos Kalesi'nin fethinin bir aşk hikayesine bağlanması, o zihniyet dünyası ile ilgili bir takım ışıklar düşürüyor hadise aslında. Belki uydurmadır, belki tarihçinin muhayyilesinden çıkmıştır ama bu fütuhatı yaparken atalarımızın hangi duygularla hareket ettiğini, ne amaçladıklarını daha iyi anlatıyor gibime gelir. Meşhur gece gelir. Türklerin çekildiğini sanan Bizans askerleri bayram ederken kız kaleden aşağı bir ip sarkıtır. Rahman Gazi ile arkadaşları yukarı tırmanırlar. Kale içeriden fethedilmiştir artık. Kapı açılır. Güzeller güzeli Tekfur kızıyla Rahman evlenirler. Bu gibi misaller, yani Rum kadınları ile Türk gazilerinin aşk hikayeleri, evlenmeleri ta Danışmentname şeyinden beri söylediniz. Bu bir menakıbnamedir, bir destandır. Destanlarda çok şey denir. Çünkü Vitek'in de makalesinde belirttiği gibi gazilerin, bu uç gazilerinin harekete geçer, onları ruhlarını ateşleyen iki şey vardır. Ganimet ve Rum kızlarıyla evlenmek. Bu Danışmendame şeyinde, destanında çok açık olarak anlatılır. İşte bu hikaye oradan gelmiş olabilir. Zaten bu ilk Osmanlı kaynakları bir nevi popüler destansı, destanımsı etinlerdir. Bunu Vitek bir makalesinde, şu makale, The Taking of Aydos Castle, A Gazi Legend and Its Transformation. Bu makale Aydos fethiyle ilgili olmaktan ziyade bu hikayenin ne ifade ettiğini anlatmaya çalışır. Bu der, bu uç gazilerinin Rum kadınlarıyla evlenmek, onlarla aşk maceraları yaşamak için çok eskiden beri destanlara geçmiş bir gaza, akıncı şeyidir, hikayesidir der. Fakat aynı hikayeyi Nesri ondan 50 sene sonra yazdığı zaman bunun bir masal olduğunu belirtir. Bambaşka bir kılıfa koyar bu şeyi, hikayeyi. Bunu araştırmaktadır. Yani bir kaynak hikayesinin daha sonraki devirlerde daha mantıklı bir şekil alması şekli. Yani kaynak tenkididir asıl. Aydas tarihi değildir. Vitek'in makalesi.